Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar, Brawl Stars resmi hesapları tarafından paylaşılan, ilgimizi çeken fotoğraflarda olduğu gibi bu fotoğrafla da karşınızdayım. Sizlerle beraber birazdan inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce size bir duyurum var arkadaşlar. Discord sunucumuz üzerinden açıklamalar kısmında link mevcut. Sizler de gelebilirsiniz. Her gün bir yeni çekiliş ve bilgi yarışması, kod ödüllü bilgi yarışmalarımız oluyor arkadaşlar. Sizler de bilginize güveniyorsanız açıklamalar kısmındaki linkten hem Discord hem de Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu bilgi yarışmaları her gün yapılıyor. Şimdi bu fotoğrafın detaylarını sizlerle inceleyeceğiz. Benim dikkatimi çeken önemli detaylar var. Detay mı değil mi artık siz karar verin ama yine inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu fotoğraf bize şu şekilde duyuruldu. Gerçekten gerekli olmadıkça asla birinin yüzüne patates kızartması fırlatmayın. Burger Luya merhaba deyin şeklinde yine güzel bir fotoğrafla tanıtıldı. Ayrıca arkadaşlar bu videoya da sizden bir 1500 like bekliyorum. Çünkü izlenmelerde sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok derken var ama yani like'larda daha büyük bir sıkıntı var. İzleyen arkadaşlarımızın, like atan arkadaşlarımızın çoğu like atmayı unutmuyor. O yüzden bu videoya sizden şöyle bir 1500 like güzel olur ya. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafa bakacağız. Şimdi bu fotoğrafta bizim dikkatimizi çeken bazı konular var. Mesela o konulardan birisi arkadaşlar şurada arka taraftaki Poco yazan, mesela o Spike'ın da çorabının bulunduğu yerde Brawl Royale şeklinde bir durum var. Arkadaşlar şimdi Brawl Royale ne demek? Şimdi Brawl Royale, Clash Royale falan derken artık bilmiyorum artık buradan ne mesaj alabiliriz ama benim bir teorim daha vardı daha ilk fotoğraflarda. Bu olur olmaz bilmiyorum ama şimdi bu Brawl Royale'ın farklı bir anlamı da olabilir. O konuda bir fikrim yok ama Clash Royale deyince, Clash of Clans deyince klan savaşları benim açımdan önemli bir hal almış oluyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman buradaki Brawl Royale ve o ilk gelen fotoğraflardan beri alt tarafta biliyorsunuz ki bir tane kale gibi bir şey vardı. Yani Mortis'in geldiği fotoğrafta vardı, Kokorosa'nın geldiği fotoğrafta vardı. Kale durumu vardı. Acaba klan savaşları demiyorum ama kulüplerle alakalı bir şey olabilir mi burada? Yani onun mesajı olabilir mi? Bir oyun konsolu. Yani bu çok çok uzak bir teori. Yani buradan onu anlamak, şimdi Clash Royale dediğimiz zaman anlayabiliyoruz ama buradan onu anlamak çok zor olabilir ama yani oradaki kale durumları en azından kulüplerle alakalı bir mesaj olabilir mi diye kendimce düşünüyorum. Burada Max'in bardağı var ama bu Max'in bardağının yanında benim dikkatimi çeken başka bir durum var. Bilmiyorum. Görmedim arkadaşlar. Görenler varsa yorumlar kısmına yazsın. Bu ne? Şimdi bunun ne olduğu konusunda bir fikrim yok. Yani buradan anlayabildiğim kadarıyla bir fikrim yok. Eğer bunun oyundaki bir savaşçımıza ait olup olmadığı konusunda düşünenler varsa lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Yani bu durum oyunumuzda var mı? Bir karakterimizde var mı? Varsa ben hatırlamıyorum ama yoksa eğer önemli bir detay olabilir. Max'in bardağının yanında bunun olması. Bir senedir süper kahraman üçlüsüne bir karakter gelmemesi. Özellikle Max'in bardağının yanında olması da bir tık detay olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi oyundaki bir karaktere ait de olabilir. Ben bilmiyorum, görmedim. Ya da oyunda olmayan bir karaktere de ait olabilir. O yüzden buradaki durumlarda mesajlar ne? Yani sizin düşüncelerinizi bekliyorum. Burada bir mesaj veriliyor olabilir mi yani? Onu düşünüyorum. Diğer durumda arkadaşlar burada 25 yazan yer var. Mesela şöyle göstereyim size. $25 yazıyor burada. Şimdi bunu 25'inde Brawl Talk gelecek diye anlayanlar var ama burada hamburger $25 gibi düşünebilirsiniz. Yani bunu oradan oraya anlamak. Tabii ki hepinizin fikirlerine saygı duyuyorum ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Şahsen sezon zaten ne zaman bitiyor? 25'inde de gelebilir. Bilemeyiz tabii ki. Zaten 25'ine baktığım zaman da çarşamba gününe falan denk geliyor. Şu zamana kadar çarşamba günü hiçbir Brawl Talk almadık. O yüzden bu 25'in dolar. Yani bir tane hamburger menü $25'miş. $25 da biraz daha pahalıymış arkadaşlar ama yani öyle anlayan arkadaşlarımız için bir söyleyeyim dedim. Bu benim dikkatimi çeken detaylar birisi değildi. Sizlerden gelen soruydu. Onun dışında arkadaşlar şimdi XXX ne demek istediğimi anladınız. 3 tane X var. Burada Bali'nin şişesi var. Ama bu X durumu bize bir yerden daha tanıdık geliyor. Mesela buradan. Şimdi bu 3X ne? Burada Bali'nin şişesinin olduğu durum. Yani aslında şöyle bir durum var arkadaşlar. Burası mesela bu fotoğrafa baktığımız zaman burada Bali'nin şişesini görüyoruz ya.
aslında Bali'nin şişesini temsil eden durum bu değil. Yani bu Bali'nin üçlüsünü temsil eden durum. Mesela buraya da baktığımız zaman burada da küçük bir kaktüs çizilmiş. Bu da vahşi batı temasını temsil ettiği için burada duruyor. Mesela burası da burada çizilen durumda altın kol çitesini temsil ediyor. Yani buradaki Bali'nin şişesi Bali'yi temsil etmiyor. Buradaki XXX Bali'yi temsil ediyor gibi düşünebiliriz. Ama Bali ile alakalı ne olabilir bilmiyoruz. Sonuçta bir Bali'nin barı, mutfak falan derken oradan bir mesaj verilmiş olabilir diye düşünüyorum. Farklı bir düşüncesi veya teorisi olanlar varsa yorumlar kısmına yazsınlar. Benim bu fotoğrafta en çok dikkatimi çeken konu arkadaşlar şuradaki Jesse'nin çantası. İşte asıl üzerinde duracağımız konu bence bugün bu olmalı diye düşünüyorum kendimce. Şimdi burada bir Jesse'nin çantası var. Buraya geldiğimiz zaman burada yine bir Jesse'nin çantası var arkadaşlar. Değil mi? Buraya baktığımız zaman. Burada Jesse'nin üzerinden giden ipin Penny'ye doğru gittiğini görüyoruz. Penny'nin bayrağına doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi ben bunu niye söyledim? Biliyorsunuz ki topluluk yöneticimiz Paula bir 3 dilek hakkı fotoğrafının altına Jesse ve model şeklinde bir soru yani cevap yazmıştı, paylaşım yapmıştı. Onun hemen arkasından Oğuz arkadaşımızın söylemiş olduğu yani sormuş olduğu soruya da Frank bu şekilde cevap vermişti. Remodel düşündüğünüz karakterler var mı diye Jesse, Penny, robotlar ve Anka Kurol. Şimdi ben de o zaman demiştim ki illa bu güncellemede gelecek diye bir şey yok. Çünkü Anka Kurol üzerinden Frank'in vermiş olduğu cevaba göre yine aylar öncesinden bir video yapmıştık. Jesse, Penny, robotlar şeklinde Frank'in bundan aylar önce söylediği yine bir remodel düşündükleri durum var diye söylemiştik arkadaşlar. İşte buradaki fotoğraflarda özellikle buradaki Jesse çantası ve buradaki Jesse durumu acaba diye düşündürmüyor değil arkadaşlar. Şimdi bu fotoğraflara bakıyoruz, bu fotoğrafları inceliyoruz ama baktığımız zaman şöyle de bir durum var arkadaşlar. Yani artık sezon yavaş yavaş sona ermek üzere. Yani baktığımız zaman aslında 20 günden fazla bir gün var ama Brawl Talk'ların eski Brawl Talk'larına baktığımız zaman bir hafta önceden geldiğini düşünürsek gerçekten artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Gelen her fotoğrafta bizim dikkatimizi oldukça çekiyor arkadaşlar. Ve burada sanırım bu Z emzim bardağı değil mi? Emzim bardağı olması lazım. Aynı zamanda kupayı kim çaldı etkinliğinde de emzin bardağını mı görmüştük? Jesse ile alakalı bir şeyler görmüştük. Pardon, Jesse'nin bardağını görmüştük. Emzin de yine bir ses kaydı vardı. Orada bir sorguya çekildiğini görmüştük. Ayrıca şu an size söylerken fark ettim. Evet, kupayı kim çaldı etkinliğinde Jesse'nin de bir bardağı vardı. Yani Jesse mesajları çok fazla değil mi? Ben bunu size soruyorum arkadaşlar. İşte burada dikkat etmemiz gereken detaylar bunlardı. Yani çok çok fazla araştırılacak bir şey yok. Hatta arka taraftaki şuradaki LED durumuna bazı arkadaşlarımız altına Brawl Stars resmi hesabının altına yazmışlar. Burası sanki bulun mekanı. Retropolis aydınlatmalarına benzettim falan dedi. Ama Retropolis ile alakalı şu an çok çok bir şey gelmedi. Hatta hiçbir şey gelmedi bu sezon. Ama sürekli olarak baktığımız zaman Star Park, Mortis, özellikle son zamanlardaki Mortis paylaşımları. Şuradaki Brawl Royale ne işe yarıyor bilmiyorum artık. Yani ne anlama geliyor? O konudaki düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Yani bu tarz önemli paylaşımlarla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğim. O yüzden kanala abone olup o bildirimleri de açmayı unutmayın. Her an yani şu an Brawl Stars resmi hesabından yapılan paylaşımlara göre biz düşüncelerimizi söyleriz. Yani kafamızdan uyduramayız veya buradakiler yanlış da olabilir. Yani teorilerimiz yanlış da olabilir ama sadece bir düşüncedir arkadaşlar. Bunların teori bir inceleme olduğunu lütfen unutmayın. Kendi yorumlarınızı aşağı kısma yazmayı unutmayın. Sizlerden gelen çok güzel teoriler de var arkadaşlar. Sırf sizlerden gelen teorilerle alakalı bir video yapmayı zaten planlıyorum. Evet, videomuzu beğendiyseniz dediğim gibi bir tane like atarsanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.